Sen Tekno B2B ya da teknoloji ve inovasyon buluşmaları etkinliğinin hayırlara vesile olması diliyorum. Dünya hızla değişiyor. Bu değişim süreci yaşamın her noktasında kendisini hissettiriyor. Değişimin temel unsurları bilgi, iletişim, teknoloji. Dolayısıyla bilgi ve iletişim teknolojinin dönüştüğü, değiştiği bu dünyada sosyolojik, politik ve iktisadi her alanda oyun yeniden kuruluyor. Kurallar değişiyor. Bu sürecin adına da dijital dönüşüm deniyor. Dijital dönüşümün hayatımızda geldiği noktayı aslında istatistikler özetliyor. Belki takip ediyorsunuzdur. Her yıl düzenli olarak dijital dünyadaki dijital dönüşümle ilgili rapor yayınlayan We Are Social dergisi 2022 raporunda dünyada 7.9 8 milyar insanın 4.9 yani 5 milyarının internet erişimi olduğunu söylüyor. Mobil kullanıcı sayısı 5.5 milyar ve aktif sosyal medya kullanıcısı ise 5 milyar kişiye ulaşmış durumda. Yani neredeyse dünyada her iki kişiden birisi aktif sosyal medya kullanıcısı ve dünya nüfusunun neredeyse 2/3'ü şu anda mobil kullanıyor. Dünya genelinde dijital hayat böyleyken ülkemizde de haliyle durum pek farklı değil. Söz konusu rapora göre ülkemizde şu anda 85 milyon nüfusun 70 milyonunun internet erişimi. Mobil kullanıcı sayısı 78 milyona ulaşmış ve aktif sosyal medya kullanıcısı da 70 milyon kişi. Bu şu demek. 70 milyon kişi her gün elinde mobil cihazlarıyla her gün günde az sonra söyleyeceğim belirli bir saatini mobilde geçiriyor. Yani toplam nüfusumuzun %80'i aktif sosyal medya kullanıcısı, %91'i de mobil kullanıyor. Bunun yanı sıra internette harcanan zaman da dünya ortalaması günlük olarak 6 saat 58 dakika. Peki ülkemizde kaç saat? 8 saat. Yani günde 24 saat, 8 saat bakın ortalama. Türkiye ortalamasından bahsediyorum. 8 saati mobilde geçiriyoruz. Yani dünya ortalamasının üzerindeyiz. Rakamlar çok çarpıcı. Ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğu dijital kullanıcı haline çoktan gelmiş durumda. Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Endüstri 4.0'ın etkileri çok hızlı bir şekilde hissedilmeye başladı. Bu hızlı bir dönüşüm sadece kullandığımız mal ve hizmetleri değil, aynı zamanda tüm iş süreçlerimizi, iş yapma biçimlerimizi ve iş yapma biçimlerimize bağlı her şeyi aslında etkiliyor. Birçok sektörde İş modelleri değişiyor ve otomasyon yaygınlaşıyor. Bu durum iş gücü piyasasını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Hatta önümüzdeki 10 yılda iş gücü piyasasında bugün var olan birçok meslek grubunun var olmayacağı, bunun yerine başka mesleklerin ikame edileceği söyleniyor. Bunlar bilimsel araştırmalarla çalışmış ve şu anda bu bilimsel araştırmalar vasıtasıyla söylüyor. Öte yandan yapay zeka yakın gelecekte tüm iş yapma biçimlerimizi değiştirebilir. Hem üretimde hem de verimlilikte etkili olacak bu teknoloji tüm sektörlerde önemli değişimleri de beraberinde getirecek. Öyle ki geleneksel iş modellerinin ve mesleklerin köklü bir değişime uğrayacağı, bunların yerine az önce söylediğim gibi yeni iş kollarının ve mesleklerin ortaya çıkacağı söylenebilir. Bu bağlamda sağlıktan enerjiye kadar tüm sektörlerde etkili olabilecek yapay zeka teknolojisi tüm dünyada rekabet koşullarını da değiştirecek. Peki, dünyada ve Türkiye'de dijital dönüşüm son sürat yoluna devam ederken bugün bu etkinliğin ev sahipliğini yapan Çanakkale Teknopark'ın da içerisinde bulunduğu Teknopark ekosistemi bu dönüşümün en önemli paydaşları haline geldi, geliyor, gelmeye de devam ediyor. Bilindiği gibi dünyada Teknopark faaliyetleri 1950 yılların başında Silikon Vadisi'nin kurulmasıyla başlıyor.
Silikon Vadisi'nin kurulmasıyla birlikte dünyada hızla yaygınlaşıyor ve bugün dünyada 1000'e yakın teknopark ve inkübasyon merkezleri dediğimiz kuluçka merkezleriyle birlikte 4000'e aşağı yukarı bu sayı 4000'e ulaşıyor. Ülkemizde de teknopark kurma faaliyetleri 2000'li yılların başında başlıyor ve bugün itibariyle ülkemizde ilan edilen bölge sayısı 94'ü ulaşmış. Teknopark ilan edilen 94 bölgenin 81'i faaliyete geçmiş, 13'ünün de altyapı faaliyetleri devam ediyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstererek Ar-Ge çalışmaları yürüten toplam firma sayısı Türkiye genelinde 8000'e ulaşmış ve bu firmalarda 85.000 personel istihdamı. Ayrıca teknopark firmalarının ülkemize kattığı katma değer ihracat anlamında söylüyorum. Geçtiğimiz yılın 2021 rakamlarına baktığımızda 7 milyar dolara ulaşmış. Yani Türkiye'deki teknoparklarda üretilen katma değerli teknolojik ürünlerin ihracatı katkısı 7 milyar dolara ulaşmış. Ve bu her sene takip ediyoruz bu rakamları. Bu geometrik artmaya başladı. Yani önceki sene 5.2 milyar değil 7.2. Ondan önceki sene 3.6 idi vesaire. Çok hızlı yürüyor, devam ediyor. Peki, Türkiye'de ve dünyadan bahsettik. Çok da uzatmadan, çok da konuyu uzatmadan. Biz Çanakkale Teknopark olarak bu dönüşümün neresindeyiz? Çanakkale Teknopark olarak aslında Türkiye'de genç sayılabilecek teknoparklar arasındayız. Toplamda 135.000 metrekare açık alanımız ve 10.000 metrekareye aşkın kapalı alanımızda 52 tane teknoloji tabanlı girişimciye hizmet ediyoruz. Tüm firmalarımıza ortak çalışma alanları, laboratuvarlar, ofisler, konferans salonları ve toplantı salonları imkanları sunuyoruz. Bunları sadece tabii kendi girişimcilerimize değil, aslında bölgemizdeki tüm girişimcilerimize sunuyoruz. Bunun yanı sıra girişimcilerimize patent danışmanlığı, eğitim programları, mentorluk, mali danışmanlık gibi de hizmetler veriyoruz. Dünya Teknoparklar Birliği, Asya Teknoparklar Birliği ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği üyesiyiz ve uluslararası işbirliklerimizle şu anda yürüyen 16 tane önemli projemiz var. Bünyemizde 120'si tamamlanmış, 60'ı yürüyen olmak üzere toplamda 180 projeyi barındırıyor. %97 doluluk oranıyla 400'ün üzerinde Ar-Ge çalışanına ev sahipliği yapıyoruz. Dijital dönüşüm bağlamında Çanakkale Teknopark olarak hem bölgemiz hem de girişimcilerimiz için aslında birçok programı yürütüyoruz. Aslında bu programların bazılarını bundan sonra inşallah Türk Telekom'la da yürütmek isteriz. Bunlardan en önemlileri Facebook istasyonu Çanakkale iş istasyonu. Türkiye'de sadece Teknopark bünyesinde kurulan Facebook Google projesi sadece Teknopark olarak Çanakkale Teknopark'ın bünyesinde kuruldu. Prototip Geliştirme Merkezi. Enterbold kendi markamızda dijital içerik geliştirme merkeziyle aslında dijitalleşme yolunda faaliyetlerini gösteren startuplara, girişimcilerimize yol gösteriyoruz. Onlara destek oluyoruz. Ortak alanlar ve diğer az önce söylediğim programları yapıyoruz. Geçtiğimiz sene 2019 Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de en hızlı gelişme gösteren teknopark kategorisine Türkiye birincisi olduk. 82 teknopark içerisinde. Projelerimizde bölgemizdeki girişimcilerin dijital dönüşüm süreçlerini sağlıklı yürütebilmeleri açısından her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hayalimiz var, bir hayalimiz var. Bu hayalde çok hızlı ve emin adımlarla yürüyoruz. Çanakkale, Türkiye'nin oyun, animasyon ve çizgi film alanında Türkiye'nin merkezi olması. Bununla ilgili de önemli girişimlerimiz oldu. Şu anda hızla sayısı artan oyun üreten şirketlerimiz var. Rolik biliyorsunuz çok büyük bir rakamla Rolik oyun firması takip edenlerimiz vardır. Ciddi bir yatırım almıştı. Türkiye'deki ilk büyük yatırım olan şirketlerden bir tanesi. Bizimle beraber önemli bir süre çalıştı ve buradaki aslında Kuluçka merkezinin oyunla ilgili, gelişimiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Londra'da, Avrupa'da ve Silikon Vadisi'ndeki paydaşlarımızla bölgemizde faaliyet gösteren girişimcilerimize oralarda uluslararasılaşma faaliyetlerine destek oluyor.
alan sağlanması ve oradaki operasyonlarının kolaylaşması açısından tüm ekosisteme, ekosistemle ilgili destek oluyoruz. Bizim ekosistemimizde anahtar kelimeler işbirliği, koordinasyon, birlikte gelişme ve uluslararasılaşmadır. Bugün burada Türkiye'de dijital dönüşümün öncülerinden birisi olan Türk Telekom sponsorluğunda teknoloji tabanlı girişimcilerimizle Türk Telekom uzmanlarımızın bir araya geldiği ve ICT medyanın organize ettiği önemli Ticaret ve Sanayi Odası ekibimize, Teknopark'a, müdürümüze, Türk Telekom'un tüm yöneticilerine ve bu arada tabii geleceğimizin teminatı olan özellikle gençlerimizi de bu tür faaliyetlerine dolayı tebrik ediyorum. Bugün de burada üniversitemizin öğrencilerine, teknoloji heveslisi öğrencilerimize, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle artık Z kuşağı değil, çok güzel bir tanımlama, Teknofes kuşağını canı gönülden selamlıyorum. Değerli dostlar, içerisinde bulunduğumuz şu çağda gençlerimiz de bunu yakinen görüyor, büyük bir değişim içerisindeyiz. Ama X kuşağı dediğimiz kesim tarım toplumunu da gördü, sanayi toplumunu da gördü, bilgi toplumunu da gördü ama bu yeni dijital çağı da bir arada görme şansına sahip oldu. Evet, benim gibi aramızda tarım toplumunu, yani işte tarımda, köyde, klasik usullerle, çiftçilikten modern tarım, sanayi derken işte bilgi çağı bunları gördü. Ama dünyadaki dönüşüm hepinizin bildiği gibi bunlar yaklaşık işte 250-300 yıl önce başladı. Sanayi devriminin temelleri atıldı. 18. yüzyılın ortalarından itibaren ondan önce binlerce sene teknoloji kullanıldı ama teknoloji çok kıttı. Zor oluşturuluyordu teknoloji, yoksa çağımızın sadece bir üretimi değildir, sonucu değildir. Teknoloji insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün öyle teknolojik eserler vardır ki mesela Mimar Sinan'ın eserlerini 5 asır önceki eserlerini bugün yapacak hayal gücüne sahip olmayan, tabii ben çok çok ileride tenzih ediyorum, hala mimarlarımız o düzeye ulaşamamıştır. 1000 sene, 2000 sene önce yapılan sanat eserleri aktarmak ısırıyor. Yani bu ne demektir? Demek ki geçmişte de teknoloji var. Yani bir mısır piramitlerini veyahut işte Taç Mahal, dünyada birçok eserler bir teknoloji ürünüdür. Ama bunlar çok, sayısı az. Ama saray devrimiyle birlikte tabii her 25 yılda bir devrim oluyor. Dokumadan başlayan devrim içeri, ulaştırma, kimya, elektrik, uzay çağı, atom çağı ve bilgi çağı. Bunlara dikkat edersek 25 yılda bir böyle bir devrim oluyordu. Ama şimdi 25 yıl değil, 25 gün değil, 25 saat değil, belki 25 saniyede bir artık büyük dönüşümler oluyor. Tabii dünya büyük bir yarış içerisinde. Gerek Teknopark Müdürü, gerekse Ahmet Bey, teknolojinin gelişimiyle ilgili güzel bilgiler verdi. Yani sağlıktan, eğitimden, akıllı şehirlere kadar, ulaşıma kadar ana hatları ve bazı konuların üzerinde durdular. Bunların üzerinde durmuyoruz. Bunlar hep duyuyorsunuz. Hayatımızın her alanında artık bu teknolojik gelişmeler özellikle dijitalleşme alabildiğine kapsayacaktır. Yine Teknopark Müdürümüzün dediği gibi sadece iş piyasalarında büyük değişiklikler olmayacak. İş gücü piyasalarındaki bu değişikliklere uyum sağlayacak, hatta onları yönlendirecek önemli bir sektör var. O da eğitim sektörüdür, üniversitelerdir. Ama tabii ki bu farkındalık üniversitelerde oluşmaz. Evet, üniversitede şu anda çok değerli topluluk öğrencilerimiz de burada. Biraz önce fuaye alanında da kendileriyle sohbet etme imkanı bulduk. Daha önce de yanıma sürekli gelip gidiyorlar. Benim ümidim bu gençti. Fakat bu aşamaya kadar devletin bütün kademeleri ana okulundan itibaren çok bilinçli bir şekilde yönlendirmeyle teknoloji ve inovasyon konusunda
çok bilinçli bir yönlendirmeyle, yanlış bir yönlendirmeyle değil. Bakın, çocuklarımızın eline zaman zaman tabletleri veriyoruz. İşte çizgi filmleriyle baş başa bırakıyoruz. Ama bu sağlıklı bir hareket değil. Acaba bunları kim dizayn ediyor? Çocuklarımızı kim yönlendiriyor? Beyinlerine kim hükmediyor? Dolayısıyla milli bir hamle dijitalleşmede, teknolojide, milli hamle, yerli hamle çok önemlidir. Yoksa başkaları beyinlerini satın alır. Dolayısıyla çocuklarımız konuşmaya veya da anlamaya başladıkları andan itibaren bu farkındalığı oluşturmak durumundayız. İlk öğretimden itibaren orta, lise, üniversite, meslek yüksek okulları vesaire tümü bu ekosistemin içerisine var gücüyle sokulmalıdır. Tabii ki teknolojinin olumsuz yönleri de var. Ama biz olumsuz yönlerini bertaraf edecek sosyal ve psikolojik çalışmaları da mutlaka başlatmalıyız, devam ettirmeliyiz. Sadece bilgi yönünden değil, beden yönünden, ruh yönünden sağlıklı nesiller, toplumlar oluşturmak durumundayız. Teknolojik gelişmeler zaman zaman insanları robotlaştırabiliyor. Asla ihmal etmeyeceğiz. Asla ihmal etmeyeceğimiz bir konudur. Neslimizi, toplumumuzu sadece bilgi, beyin gelişimi değil ama beden gelişiminde saatlerce teknolojinin başında oturan değil, hareketli, sağlıklı bedenlere ama sağlıklı ruh yapısına sahip bir toplum da oluşturmak durumundayız. Yoksa teknoloji amaç olur ve bizi yutar. Biz teknolojiyi amaç olarak değil, araç olarak görmek durumundayız. İnsanlığa hizmet edecek. Evet, ben inanıyorum. Yani önümüzdeki yıllarda Allah ömür verirse çok fazla değil. 15-20 sene içerisinde akla hayale gelmedik muazzam gelişmeler meydana gelecek. Tabii ki bütün dünyada olduğu gibi biz de eğitim sistemimizi müfredat yapımızı buna uygun hale getirmek durumundayız. Burada tabii çok söylenecek sözler var ama zaman almamak için bugün çok güzel konular gündeme gelecek. Ben katkı sağlayan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ekosistemin kurulmasında, oluşturulmasında, teknoloji ve inovasyon gibi. Ticaret Odası Başkan Yardımcımız Turgay Bey, hoş geldiniz. Erkan Hocam, destekleriniz için teşekkür ederiz. Kıymetli ağacının, Türk Telekom'un değerli yöneticileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çanakkale'de güzel bir günde, güzel bir sabahta sizlere bildiriyorum. Bunlardan son derece keyifliyiz. İnşallah buradaki etkinliğimizin amacına matuf olacağına inancım tam. ICT Medya olarak yaklaşık 20 yıl aşkındır yayın hayatındayız. Özellikle sektörel yayın olarak yayın hayatındayız. Bu süreçte sektörel yayıncının şöyle bir keyfi var. Sektörümüze katma değeri yaratabildiğiniz sürece anlamlı hale geliyor. O nedenle günden beri sektörümüze bir katma değer katalım. Onları daha iyi yerlere gelmeleri için birlikte çalışalım, birlikte koşturalım. Sadece bizim işimiz yayıncılık anlamında kendimizi halletmiyoruz. Bu arada da Türk Telekom'la sağ olsunlar projemize ilgi gösterdiler. 5 ayrı bölgede, Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde teknoloji ve inovasyon buluşmalarını gerçekleştireceğiz kısmet olursa. İlkinde Çanakkale'de yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrasında kısmet olursa Samsun, ondan sonrasında bakacağız Adana var. Ondan sonraki Ahmet Bey ve Fatih Bey baskı yapıyor Konya diye ama bakacağız. Finali inşallah Ankara'da yapacağız. Bugün önümdeki metni üniversite 2. sınıftaki bir evladımız hazırladı ama uzun tutmak çok şeyim değildir. O nedenle ona da teşekkür ediyorum bu metni hazırladığı için. Keyifli ve verimli bir etkinlik olması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet,
Evet, Sayın Pekin'e teşekkür ediyoruz efendim. ICT Medya'nın misyonundan ve etkinliğimizin amacından bahsettiler. Saygıdeğer katılımcılar, şimdi ise açılış konuşmalarını yapmak üzere. Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Sayın Ahmet Çalık'ı görsel davet ediyoruz. Sayın Direktörüm, değerli ICT Medya ekibi, sevgili Türk Telekom çalışma arkadaşlarım, sevgili Azion, ICT Medya teknolojileri ve inovasyon buluşmaları etkinliğine hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenmiş olmaktan duyduğunuz gururu ve heyecanı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak en önemli adımları dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon olduğunu biliyoruz. İşte tam da bu nedenle inovasyon odaklı bu tür etkinlikleri destekliyor. Bu gibi buluşmaların ülkemize hem ülkemiz için hem şirketlerimiz için faydalı yeni fikirlere, yeni iş fikirlerine ve yeni iş birliklerine zemin oluşturacağını düşünüyor ve güzel fırsatlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin lider iletişim ve bilgi teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak kesintisiz iletişimi sağlama sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmek için en yüksek teknoloji yatırımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye'nin her yerine iletişim altyapısını götürmeyi bir nevi görev addediyoruz. Her şeyden önce Türkiye'nin dijital dönüşümünü sağlayan bir teknoloji şirketiyiz. Dijital çözüm ve hizmetlerimizle ülkemizin en büyük 500 şirketi dahil olmak üzere çeşitli kamu, özel şirket ve KOBİ'lere hizmetler götürüyor, veri güvenliğini sağlıyor ve dijitalleşme yolculuklarına rehberlik ediyoruz. Yapay zeka, nesnelerin interneti, IoT, akıllı şehirler gibi teknolojilerle ülkemizi dijitalleştiriyoruz. Devletimizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayarak yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye, yaygınlaştırmaya, dünyaya kazandırmaya, ülkemizi teknolojik anlamda kendine yeten gelişmiş ülkeler seviyesinin de üstüne çıkarma kararlılığımızla bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Çalışmalarımızın çıktısı olarak yerli ve yabancı teknoloji oyun kurucularıyla bir araya gelerek dünya için yeni nesil teknolojiler üretiyoruz. Örnek vermek gerekirse Türk Telekom'un grup şirketi Argela'yı hepiniz biliyorsunuzdur. Argela'nın Amerika'daki iştiraki Netsia, %100 iştirakimiz. Netsia ile Argela ve inovasyon alanındaki faaliyetlerle ürün ve fikri mülkiyet üreterek başta 5G ekosistemi olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesine liderlik ediyoruz. Çok önemli bir işbirliğini geçtiğimiz aylarda duyurduk. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama altını çizmeden geçemeyeceğim. Amerika'daki network teknoloji üreticilerinden Juniper Networks ile stratejik işbirliği ve ortaklık yapmış bulunuyoruz. Birlikte üretmiş olduğumuz teknolojiyi kısmet olursa 2023'ün ilk çeyreğinde pazarda satılabilir hale getireceğiz. Ve dünyanın teknolojik dönüşümüne, burada özellikle altını çiziyorum, yani dünyanın teknolojik dönüşümüne inşallah katkı sağlayacağız. Aynı şekilde girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures, yani yaklaşık 10 lastiğidir var. TT Ventures'la Amerika'da Silikon Vadisi'nde açtığımız ofisle Türkiye'de gelişmekte olan startupları bir nevi dünya pazarına çıkarmış oluyoruz. Ve dünyanın farklı doğru gelenler teknolojileri de Türkiye'ye getirmekle ilgili çok ciddi bir motivasyonumuz var. Yeni nesil ekonominin en önemli parçasını takdir edersiniz ki girişimcilik ekosistemi oluşturuyor. Biz de yeni nesil teknolojilerle girişimcilik ekosistemini destekliyor ve genişletiyoruz. TT Ventures ile yerli üretimi canlandırarak ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Milli Kalkınma Hareketi'nin en önemli yapı taşlarından olan yerli ve milli tedarikçileri desteklemek, güzel ve üretken bir ekosistem oluşturmak bizim için çok kıymetli. Bir yandan da ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak proje ve ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de altyapı, ulaştırma, haberleşme alanlarında son yıllarda tarihe iz bırakacak mega projelere imza atıldı. İşte yapılan köprüler, tüneller, otoyollar, çift şeritli yollarla ülkemiz karayolları anlamında dünyada örnek gösterilen ülkeler
arasına girdi. Yalnızca bölgesel ve dolayısıyla bütünsel kalkınmaya sağlayacağı katkı, ulaşım ve sağlayacağı tasarrufla değil, teknolojik açıdan da dünyanın yakından takip ettiği çok önemli projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı. Türk Telekom olarak biz de köprü ve otoyol sistemlerinin yönetileceği ana kontrol merkezinin Çanakkale ruhuna uygun şekilde tasarlanması ve uygulama çalışmaları, iki veri merkezinin tasarımı ve uygulanması, güzergah boyunca tüm fiber altyapının çekilmesi yaklaşık 110 kilometre ve tüm akıllı ulaşım sistemi bileşenlerinin yine güzergah boyunca konumlandırılması konularında projenin önemli paydaşları arasında yer aldık. O yüzden Çanakkale'nin bizim açımızdan hakikaten çok mühim bir yeri var. Ve bu gurur verici proje, bu gurur verici projeye katkı sağlamış olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü başta olmak üzere karayollarının pek çok projesinde akıllı ulaşım sistemi entegratörü, proje yöneticisi nasıl isimlendirirsek olarak katkımızı ortaya koyuyoruz. Ulusal ulaşım ağımızı akıllandırıyor, akıllı durak, akıllı otopark, akıllı kavşak, plaka tarıma, EDS gibi akıllı ulaşım sistemi projelerini ülkemizin dört yanına uyguluyoruz. Ve önemli bir süredir bunları yaptığımızı söyleyebilirim. Çözüm ortaklarımızla birlikte ülkemizin yarınlarını şekillendirdiğimiz yeni nesil akıllı şehir projelerine hizmet ettiğimiz en önemli alanlardan biri olarak görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu projeler kapsamında ulaşım, enerji, çevre ve güvenlik alanlarında ve sağlık da dahil olmak üzere 13 kentte yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz. Halihazırda 9 şehirde uyguladığımız yeni nesil şehir teknolojileriyle yerli ve milli çözüm ortaklarını destekleyerek ekosistemi daha da geliştiriyoruz. Karbon salınımını düşüren akıllı bisiklet gibi uygulamalarla bir örnek vermek gerekirse şehirlerimize değer veriyoruz. Tabi takdir edersiniz ki yani dünyaya örnek olacak sürdürülebilir akıllı şehirleri oluşturmanın ilk şartı bu şehirlerin ihtiyaç duyacakları yaygın bir fiber ağa sahip olmalarından geçiyor. Hedefimiz zaten çok güçlü bir fiber altyapımız var. 81 ilde yaklaşık 381 bin kilometre fiber altyapımız var. Tabi rakamlar gün geçtikçe de artıyor. Yani en güncele yakın rakamları söylemek istedim. Bu fiber yaygınlığı daha da arttı. 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmak istiyoruz. 5G ve fiberin yanı sıra dijital ve yenilikçi servislerimiz ve teknoloji girişimlerine yatırımlarımızla özellikle üretim, sağlık, enerji ve eğitim bu dört dikeye özel bir önem atfediyoruz ve yoğunlukla çalışmalarımızı buralara odaklanıştırıyoruz. Dünya genelinde, özellikle üretim tarafında da bir örnek vermek istiyorum daha da somutlaştırmak adına, dünya genelinde yüzlerce üretim tesisinde uygulamaya konulan üretim izlenebilirliği ve verimliliği konularında oluşturulan çözümler için önemli bir altyapı sunan Private LTE olarak isimlendirdiğimiz mobil özel şebeke alanında da Türkiye'de ilk uygulamayı yine Türkiye'nin müzide kurumlarından, büyük kurumlardan Arçelik'le hayata geçirdik Çayolu'da. Bu sayede otonom araçların üretimi, görüntü işleme teknolojilerinin kullanılması, iş güvenliği uygulamalarının takibi gibi birçok konuda inovatif projelerin geliştirilmesi için gerekli olan altyapı zemini oluşturmuş durumdayız. Özellikle 5G ile birlikte buradaki projelerin sayısını, 100 kezlerin sayısını dramatik bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Dijitalleşme konuşuluyor. Bu bizim için neden önemli? Ve makroekonomide, mikroekonomide bunun yansıması ne olacak? Ülkeme katkısı ne? Sektörüme katkısı ne? Şirketime katkısı ne? Bu soruları sormadan dijitalleşmeyi konuştuğumuzda sadece iki tane sistemi birbirine bağlamak olarak düşünebiliyoruz. İki tane yazılımı birbirine konuşturuyor diye düşünüyoruz ama daha büyük bir perspektife ihtiyacımız var. Üç boyutta bakmamız lazım. Bunu şirketler için değerlendirdiğimizde bir, alt katmanda ben maliyetlerimi optimize edebiliyor muyum? Envanterlerimi kaliteli bir ortamda yönetiyor, yeri geldiğinde güvenliğini sağlayabiliyor. Üst katmanda artık dünya tamamen dijitale gittiği için müşterilerime dijital kanallara ulaşabiliyor muyum? Hizmetlerimi dijital yönlerle müşterilerime tanıştırabiliyorum. En önemlisi ise dönüşümün göbeğindeki yer, şirketlerin dönüşmesi, organizasyonun adaptasyona uygunluğu, yeni iş modellerine yakın mıyım? Ve bu sayede karlılığında, maliyetlerinde harmonik bir şekilde dönüşüm yapabiliyor muyum?
Bunları bilmeden dijital dönüşümü konuştuğumuzda en başında söylediğim gibi sadece iki sistem almayı konuşabiliyoruz. İki tane yazılımı entegre etmekten bahsediyoruz. Lisans almaktan bahsediyoruz ama çok daha ötesinde bir konuyla şirketlerimiz aslında karşı karşıya. İşte bu karşı karşıya olduğumuz yerde birçok insan, şirket dijitalleşmenin içerisinde ortada bulunabileceğini düşünüyor ama bir ve sıfır kavramı gibi bir metaforla karşı karşıyayız. Artık dijitalleşmeye adapte olamayanlar rekabette tamamen siliniyor. Dijitalleşmeye full entegre olmuş, harcamaları bu tarafa yönlendirirse rekabette büyük bir adım atıyorlar. Alttaki rakamlar, dünyadan bazı örnekler. Eğer biz ciddi anlamda dijitalleşmeye önem verirsek, gelirlerimizde inanılmaz bir artış olabileceğini, marka bilinirliğimizde şirketimizin değerini artırabileceğimizi, süreçlerimizi optimize ederek üretim kalitemizi arttırabileceğimizi ve yeni müşterilerle tanışabilecek yollarla tanışabileceğimizi ispatı bu rakamlar. Bunlar gerçekten bu kanallardan, süreçlerden geçmiş şirketlerin rakamlarına dayanarak yapılmış istatistiklerin sonucu. Ama görüyoruz ki ülkemizde halen yapılan anketlerde şirketlerin bir kısmı benim işim dijitalleşmeye uygun değil ki diyor. Kimisi güvenlik endişesi var. Ben verimi sisteme koyar, hacklenirsen ne olacak endişesi yaşıyor. Kimilerinde dijitalleşme tanımı halen oturmamış durumda. Ne yapacağı hakkında bir fikri yok. Ve bazıları ise parayı dijitalleşmeye koymanın şirketi için bir lüks olduğunu düşünüyor. İşte burada aslında hepimizin gerek akademileri